Evet dostlar, herkese günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. İşler bizi bekler. Haydi bismillah. Bugünkü planımız 3. cepheyi bitirmek ve alt tarafta 4. cepheyi de bitirmek. İnşallah bakalım vakit olursa son cepheye, 5. cepheye değinirim. Horoz sesleri eşliğinde çalışmalarımıza başlıyoruz dostlar. Galiba bor böcekleri bizi seviyor. Burada var. Bir tane yukarıda vardı, o gitmiş. Bir tane aşağıda vardı. Evet, şurada. Sinekler de çok. Aa, bir tane de burada varmış. Şurada nerede? Göründü mü? Alta gitti galiba. Şu aralarda geziyor. Bir de şöyle, bunlar ne anlamadım. Bunlar sinek mi? Belli oluyor mu dostlar? Şöyle küçük siyah siyah. Ne acaba bunlar da bir şeyin? Sinek mi, kara sinek mi acaba? Çok var çünkü etrafta uçuşuyorlar. Heh, şurada görünüyor şimdi. Uğur böcekleri galiba onları seviyor. Neyse, ben devam edeyim. Az önce aklıma orak geldi. Bir orakla bu sefer köklerinden tutup hani yani vurmak şeklinde değil de sıyırttırmak şeklinde bir deneyim dedim. Gerçekten kolay oldu galiba. Bu işin raconu buymuş. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalara orakla devam edeceğim. Öyle daha kolay oldu. Gerçi o zaman da kökler kalıyor ama zaten üstü kabası çıktıktan sonra hani kökünü almak daha kolay. Ya da belki zaten sürersek köklerde de alır gider. Bakalım, böyle devam. Dostlar, önce çapayla başlamıştık. Sonra orağa geçtik. Orakla daha iyi oluyor. Avantajları da dezavantajları var. Yani çok fazla eğilip doğrulmuyorsunuz. Hatta bizim kazma da ot altında kalmış artık burada. Eğilip doğrulmuyoruz, o açıdan güzel. Sadece eğilik çalışıyoruz. Ama tabi orak tabi hani kökten çıkaramadığı için çalışırken bu sefer tabi geçmiş olduğumuz alanda çömelik çalışırken bir taraflarımıza önceden biçtiğimiz dikenlerin şey batıyor. Dibinde kalan bölümlere batıyor. İşte artık ama bir şekilde yapıyoruz. Artık zaten sona geldik. Bu şey burada bitmişti, damlama. Bu tarafa doğru da yine damlamanın hizasına geldim. Şimdi ilk etapta şey yapmayı düşünüyorum. Yani şu cephelerin olduğu bölümleri bir şekilde tamamlayayım diyorum. Orayı bitirdikten sonra şu artık hani en son damlamaların ötesinde kalan bölümleri de bir elden geçirebilirsem belki bu sefer şeyi de uzatırız. Cepheleri de uzatırız. Yani buraları ölçmüştüm ben, aşağı yukarı 25 metre civarı bir mesafe vardı. Arazide çalışmanın en keyifli yanı da böyle yorulunca şöyle bir oturup ağacın gölgesinde serin serin bir dinlenebilmek gayet güzel, keyifli. Bu arada alt tarafın çalışmaları da devam etti. Ama bu sefer de çok fazla telefon trafiği girdi araya. Maalesef yine çok hızlı bir yol alamadım ama orakla gayet iyi gidiyor iş. Şimdi çevireyim, bir orayı da göstereyim. Şimdi ortadaki bir öbeği de kaldırdım. Bir en sondaki şuradaki bir öbek kaldı en başta. Onu da kaldırırsam 3. cephede bitmiş olacak inşallah. Ama yani hem biraz yoruldum işin aslı. Hem de ya şu internet işte video, yani bugün yüklenecek bir video var. Onu yüklemeye çalışıyorum. Evin içinde çekmiyor maalesef. Yani duvarların kalınlığından herhalde. Ama yani bilmiyorum, bahçede biraz çekiyordu. Bugün o da yavaşladı bayağı. Video bitmeden içeri de giremiyorum. Girince kesiliyor. Kaldım burada. Telefonu bırakmak istemiyorum çünkü hem şarjım bitiyor. Az kaldı. Hem de o videoyu yükleyip onun işte açıklamalarını falan halletmem lazım. Yani valla bilmiyorum ya, böyle parça parça oluyor. Yani çok böyle istikrarlı bir şekilde doğru zamanlarda doğru video, yani doğru zamanlamayla video yükleme işi birazcık sıkışıyor burada. Yani internet çünkü hep diyorum biraz sıkıntılı. Bakalım ya, olmaya çalıştığı kadar, oldurabildiğimiz kadarıyla inşallah yapmaya çalışacağım. Yani bu aksaklıklarda yani sizlerin de anlayışına ve sabrına sığınıyorum diyeyim. Yani sağ olun, teşekkür ediyorum her şeye rağmen takipte kalan dostlara. Evet dostlar, 3. cephede tamam. Şimdi aşağıya doğru. Oraları da göstereyim ben size.
Ya bu Orak'la çalışma işi güzel oldu. Ya dün tam mevzuyu ben kavrayamamışım. Ama bugün tekniği çözünce gerçekten kolaylaştırdı. Şöyle göstereyim. Üçüncü cephemiz de tamam. Bu en sondaki otlar zaten az önce bahsetmiştim. Şimdi dördüncü ve beşinci cephelerimiz var. Tabii bu arada şimdi dikenleri kazdıkça sürprizlerle karşılaşıyoruz. Az önce telefon şarjdaydı, onu çekemedim ama belki yarın yakalarız. Aralarda bir tane güzel kaplumbağa vardı. Sonrasında zaten şu artık damlama boruları mefta olmuş gibi sanki. İyice dolanmış, birbirine girmiş. Hatta bu sıradakiler dönmüş bu taraflara, buradaki dikenlere takılmış falan. Büyük ihtimalle dikenler de bunları yırtmıştır. Yani bu sene bunları tekrar kullanamayacağız herhalde ama yine bir deneyeceğim. Yine Allah'tan umut kesilmez. Bakalım, toparlayalım, yola devam edelim. Dördüncü cepheyi de yarıya kadar getirdim. Hatta yarının da ötesinde. Fakat tam orada aklıma bir şey geldi. Böyle görürdük hani, böyle değişik işler yapan kişiler. Aa işte hani sanatı bu işin içine nasıl sokmuş falan diye böyle imrenerek bakardık. Güzel şeyler yapıyorlardı insanlar. Şimdi ben de yaparken tam aklıma geldi. Dolayısıyla orayı bıraktım. Şimdi alt cepheye geçeceğim. Beşinci cepheye. Buradan devam edeceğim. Burayı da oraya kadar getireceğim. İnşallah bugün oraya kadar gelir zaten. Saat bu arada 5'e geliyor. Orası devam edecek. Onu daha sonra en son şu karşı tarafta şu tepelik yere çıkıp oradan çekeceğim yukarıdan. İnşallah güzel bir şey çıkaracağız. Yani o gerçekten bir sanatçı edasıyla yapan arkadaşlarınki kadar kaliteli bir şey olmayacak belki ama değişik bir fikir geldi. O bölümü yarına bıraktım. Bu arada bir de burada şöyle enteresan bir şeyimiz var. Diken de değil yani, bu artık kaktüs gibi bir şey herhalde. Anlamadım. Ama gerçekten dikenleri çok fena. Yani benim bu eldiven bile işe yaramıyor. Dolayısıyla bunu da sonraya bıraktım. Bunu ya büyük ihtimalle işte belle falan belki çıkartırım. Diğer türlü zor çünkü gerçekten batıyor ve ciddi acıtıyor. Neyse, ben tekrar kaldığım yerden çalışmalara devam edeyim dostlar. Böyle daha iyi ilerliyor gerçekten. Yani ilk başlarda dediğim gibi ya, ben böyle birazcık vura vura kullanmaya çalışıyordum orada. Ama maalesef doğru yapmıyormuşum. Bugün dedim ki bir de böyle bir deneyelim. Ve gerçekten ya bana bayağı bir hız kazandırdı. Güzel oluyor. Bu obeyi toparladık. Ama tabii şimdi kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Çok fazla sinek var. İnanılmaz sinek var. Küçüklü büyüklü ve zaten hani şey yapan o, keyfimi kaçıran o oluyor. Çünkü yani sinir bozucu bir şey, sürekli yüzlercesi etrafınızda falan. Ama bu saatlerde gidiyorlar, ilginç. Yani sabahtan öğlene kadar falan oluyor. Ama böyle 4'ten sonra falan biraz azalıyor. Neyse, bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada altta damlamalar var. Yani birazcık o yüzden yukarıdan alıyorum. Eğer ola ki hani onlar sağlamsa hala, onları ilerleyen zamanda kullanabilirim. Bu arada bir de şey de vardı. Hani bahsetmiştim, kaplumbağa vardı. Yani dolayısıyla içeride tabii kaplumbağa olsa keşke. Ama hani yılan çıyan artık bilmiyorum, enteresan dostlarımız olabilir. Hatta yani kaplumbağa bile olsa yani diğerlerinden bizim çekinmemiz lazım. Ama kaplumbağaya da bizim dikkat etmemiz lazım. Yani sallarken bir şekilde şey yapmamalıyız. Yani onlara da zarar vermemeliyiz. Burada çok fazla da uğur böceği var. İnşallah bize uğur getirsin diyelim. Sürekli aynı şeyleri çekmeyeyim diye artık hani ağırlıklı çalışıyorum. Aralarda böyle çekmeye çalışıyorum. Çok ekstra bir şey olmazsa. Şimdi 5. cepheyi de artık tamamlıyoruz gibi. Son bir öbek kaldı.
Şimdi bir su ve çay molası. Ondan sonra Oy Bey'i de alacağım. İnşallah bugünkü işi tamamlayacağız. Bitince yine bir dışarıdan uzaktan çekerim. Şu bölümü de zaten göstermiştim. Daha doğrusu bahsetmiştim. Orada farklı bir şeyler yapacağız. O yüzden bıraktım. Şimdi bu 5. cepheyi de bitirdikten sonra zaten dediğim gibi bir şurası kalmıştı. Aşağıda bu sefer 6. cepheyi de planlayacağız. İnşallah. Orası biraz daha seyrek gibi dikenli. Yani en azından şu önümüzdeki bölgeye göre çok daha yumuşak görünüyor. Evet, ikinci günümüzü de bu şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten birinci, ikinci cepheleri dün yapmıştık. Bugün 3'ü, 4'ü ve 5'i yaptık. Şu an gerçi 3'ü göremiyorsunuz. 3 şurada otların altında. 4 şurada, 5 burada. Buraları yarıya kadar yaptık. Yarın inşallah 6'yı da açacağım. Ve 5 ile ilgili sanatsal bir çalışma yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. İnşallah bitirmiş olurum. Hatta şu en arka tarafta kalan bölümleri de hani şu an ellememiştik. Muhtemelen vakit kalacak çünkü orakla bayağı hızlandık. Yarın onları da hallederim inşallah. İkinci günden herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hazırlıkları yapıp tekrar sahaya çıktık. Çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bugün toparlayacağız dostlar. Bakalım, kolay gelsin diyelim. Rüzgarla sağdan soldan gelen çerçöp, tel vesaire her şey çıkıyor içeriden. Dün çalışırken de yukarıda dikenli tel falan çıkmıştı, Allah korusun yani. Batsa kesse hep can sıkıntı. Neyse, dikkatli devam edeceğiz artık. Bunu da daha sonra kullanırız bir şekilde. Şu kenarda kalsın. Arka tarafı görüyorsunuz. Şu an 6. cepheye girdim. Devam ediyoruz. Üst taraflar okey. Şimdi biz devam. Şuradaki öbeği de kaldırdıktan sonra bir mola vereceğim. Şöyle arka taraftaki hizaya gelmiş olacak. Sonra buradan geriye doğru gideceğim inşallah. Sonra yan tarafta ufak sanatsal bir çalışma deneyeceğiz. Yüzüm de görünmüyor galiba. Şeyi de tutamadım. Ondan sonra vakit kalırsa da buradan şu alt tarafa doğru inebildiğim kadar ineceğim. Yani oralarda aslında şeyimiz yok. Bu arada onu da göstereyim. Geçen yıl damlamaları en son buraya kadar çekmiştim. Bu 5. cepheydi. Sonrasında artan bir kısmımız vardı. En son buraya kadar geldi. Ama şimdi yukarıdan biraz daha pay bırakıp tekrar aşağıya sarkıtmayı düşünüyorum. Bayağı da mesafe var aslında eve kadar. Yani tam o küçük böyle bir ardiye gibi bir şey vardı. Benim odunları falan koyduğum. Aşağı yukarı onun hizasından uzanıyor şu mavi kangal boru. Belki ona ek yaparım, bilmiyorum. Yani çünkü eğer traktör gelecekse yani şu cepheyi de bir el atabiliriz. En azından buradan damlamalarla bir şekilde o tarafa da verebilirim. Yani ben muhtemelen tek başıma yetişemeyeceğim tabii hepsine. Çünkü bayağı büyük bir alan var ama belki hani köyden destek alabilirim ya da işte eş dost akraba desteğe gelebilir. Ancak öyle yapabiliriz. Çünkü geçen yıl şu setlerde, hatta ben onlara cephe demiştim. Instagram'da paylaşmıştım. O zamanlar YouTube yoktu. Oraları böyle set set kademe kademe indirmiştim ve hepsini elle çapalamıştım. Hatta kazmıştım yani hani. Çünkü toprak çok havasızdı. Sadece en üst cephede biraz daha iyiydi. Dolayısıyla şimdi buraları hayal edemiyorum. Kaldı ki işte ot temizliği vesaire, yani yine dediğim gibi hani ilaç tatmak istemiyoruz. O zaman bayağı bir emek gerekiyor. Zaman gerekiyor, uğraş gerekiyor. Ve hani tek başıma bu kadar büyük bir alanla ilaçsız, kimyasalsız uğraşabilme gücüm olamayacak gibi. Bakalım, hele bir başlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah dostlar. Bu arada bu borular da iyice herhalde dağılmış. Yırtılanlar var, kopanlar var. Büyük ihtimal bunları denemeyeceğim herhalde. Yeniden almam gerekecek. Geçen yıl da zaten Ekrem dayıdan almıştım bunları. O zaman
bile üstünde şey vardı. Hani bir dönem kullanılmıştı ve çok fazla delik vardı. Belli yerlerini yamamıştım. Bu sene tekrar hani onlarla zaman kaybetmeye değmeyecek herhalde. Gerçi her şeyin de fiyatı yükseldi diye konuşuyoruz ama bakalım, bir Bergama'ya indiğimde muhtemelen yeni bir hat alıp şu işler bittikten sonra onları da döşeriz tekrar. Bu arada bu sene biraz daha tecrübelendik. Geçen sene yani hem kayıt anlamında hem de damlamaların bağlaması ve işte suyun gelip gelmemesi vesaire, yani o süreç bayağı bir şey olmuştu benim için, komik olmuştu. Hatta bir videosunu da paylaşmıştım. Uzun ve sıkıcı bir videoydu, kusura bakmayın. Amatörlük zamanları diyelim ki hala daha devam ediyor aslında amatörlükler. Neyse, az laf çok iş. Bu bebek de bitti dostlar. Aşağı yukarı aynı hizaya geldiler. Şimdi mola sonrası şuradan direkt böyle karşıya doğru içeri girmeye başladım 6. cepheden. Ama bu sefer arka tarafı bıraktığım için otlar çok birikiyor. Yani şurada çok öbekleniyor. Öyle olsun istemedim. Şimdi orayı bıraktım. Şu alt kısma gireceğim. Burada en azından otları, dikenleri şu tarafa yatırırsam yani şu arka taraftaki yığılmayı engelleyebiliriz. En azından toplarken de kolaylık olur. Zaten bu alt taraf birazcık daha seyrek. Hem böylelikle alt tarafa da bir elimiz değmiş olur. Evet, tam şimdi 6. cephe dediğim yere yatayda devam ettim. Tam diğer hizaya gelmek üzereydim ki sağ olsun komşu nenem üst taraftan seslendi, çay yapmış. Şimdi çaya davetliyim. Hem biraz dinlenirim hem nenemle biraz konuşurum. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, nenemle çayımızı da içtik. Şimdi tekrar işe kaldığımız yerden devam. Güzel hoş sohbet oldu. Ama hani çekmek istemedim şimdilik. İlerleyen zamanlarda belki bir konuşuruz. Geniş böyle rahat rahat oturup sohbetimizi yaparız inşallah nenemle de. Eğer kabul ederse sizlerle de paylaşırım zaten. Şimdi kaldığımız yerden işlere devam. Öğlen sıcağı iyice bastırdı dostlar ama çok şükür ilerliyoruz. 5. cephenin derinlerine kadar girdim 6. cephede de. Evet, yoruluyorum dostlar ama işte ilerliyor bir yandan. Şimdi şu orta öbeği bırakıyoruz. Onun hizasından geriye gidiyorum. Şu iki taraf birlikte ilerliyor. Zaten orada sona yaklaştım. Herhalde en fazla bir yarım saatlik iş var. Belki o kadar bile yok. Tabi dinlendikten sonra. Ondan sonra şurada bakayım. Şu öbeğin arkasında şurada ayrı bir bölüm var. Onu alacağım. Ondan sonra da aşağı doğru ineceğim herhalde. Vakit olacak mı bilmiyorum. Yani bugün halletmeyi düşünüyordum hepsini ama yani hem yoruldum hem acıktım. Biraz dinlenmem lazım artık çünkü sıcak da yoruyor. Bakalım, en kötü ihtimalle şu öbeği bırakacağım. Şu aşağıları hallederim. Yarın da öbekle ilgili çalışırım. Belki vakit olursa bugün akşam da bitiririm. Atraksiyon yapacağımız yer şu bölgeydi. Biz buradan içeri doğru girdik tekrar. Girdik. Bayağı bir ilerledik. Şimdi hatta şu bölüme de gideyim. Burada çünkü şundan bahsetmek istedim. Ya böyle öbekler yapıyorum. Çünkü diğer türlü bir anda böyle gözümde çok büyüyor. Ama böyle küçük parçalar olduğunda diyorum ki hadi mola vermeden şu küçük parçayı yapayım. İşte şurada da yine aynı şekilde bir parça bıraktım. İşte hadi mola vermeden orayı yapayım, öyle mola vereyim falan diye. Yani tempomu da arttırmış oluyor. Neyse, biz burada da bayağı ilerledik. Artık kara göründü diyebilirim. Son bir parça kaldı. Arkasında zaten aralardan papatyaları görüyorsunuzdur. Şu yandan da görünüyor zaten. Şurada artık bitiyor. Çok şükür. Az bir bölüm kaldı. Şu orta bölümü çok güzel oldu. Diker tarlası oldu. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Az önce yemek ve çay molası verdiğimde tam ben içerideyken komşu nenem seslendi yine. Umut, Umut diye. Bu sefer de sağ olsun reçel yapmış. Bir kap reçel verdi. Evet, hep konuştuğumuz mevzu dostlar. İyi ki dikkatli çalışıyoruz. Yoksa zarar verebilirdik bu minik dostumuza. Ki inşallah vermemişizdir. Az önce bir baktım. Herhangi bir şey yok. Hatta gerçi sol elimle biraz zor olacak. Oy maşallah. Ulan. Allah, bu ne be? Bayağı da ağır bir dostumuzmuş kendisi. Oğlum, iyi misin?
İyi. Sol bacak sağlam. Sol bacak sağlamsa öbürü daha sağlamdır. Vay arkadaş ya. Kaldıramadık da tekerle kaldıramayacağız mı seni ya? Allah. Vay anasını. Bayağı ağır ya da ben tam kavrayamıyorum ama. Neyse ben onu bir ortaya çıkarayım biraz da. Evet işte utangaç dostumuz burada. Hello. Ne yapıyorsun dostum? Korkma. Tipe bak. Güzel güzel. Hadi devam et. Devam et oğlum. El mi sallıyorsun dostlarımıza? Ele bak. Elin sağlam değil mi? Sağlam sağlam. Ayaklara bakalım. Ayaklar nerede oğlum? Heh. Tamam. Bu da burada. Tamam sorun yok. Haydi bakalım iyi yolculuklar minik dostum. Ama sebzelere ikinci lütfen bizi ziyaret etme. Çok rica ediyorum. Görüşürüz. Evet komşu abi geçiyordu. Onunla daha önce tanışmamıştık. İki gündür selamlaşıyorduk ama. Şimdi onun yanına geldim ben de. Bu üst tarafa gelmemiştim tellerin yanına. Hani bu daha önceki araziyi gezerken ki videoda paylaşmıştım. İsmini yine unuttum. Yılan bir şeydi galiba. Sanıyorum onun büyümüş hali. Bunu ben dikkat edeyim inşallah. Güzel de bir çiçek açarsa. O bahsetmişti bazı dostlar güzel çiçeği oluyor diye. İnşallah bu sene yakalarız çiçeğini. Bu arada sarıya da üzülüyorum. Sarı da arkada kaldı. Sarı! Görünüyor mu bilmiyorum. Demin oradan ağlıyordu mıyık mıyık. Geçemiyorum bu tarafa diye. Kapı işe yaramış galiba. Sarı oğlum! Gel oğlum! Ne yapıyorsun? Geçemiyoruz. Geçemiyorsun bu tarafa. Ne yapacağız? Ha? Geçemiyoruz bu tarafa. Aslan parçası ya. Dur dikene takıldık. Gel o zaman kapıya doğru gel. Gel kapıya doğru gel. Seveyim biraz seni. Geleceksin mi kapıya? Gel kapıya gel kapıya. Gel kapıya doğru gel. Bakalım gelecek mi? Gel sarı gel. Bu tarafa gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Geleceksin mi? Gel bu tarafa gel. Gel oynayalım gel. Gel. Bakalım şu an gerçekten merak ediyorum. Acaba gelecek mi? Demek ki alt taraflarda kalan boşluklardan sarı girmiyormuş. Zaten bu şimdi otlar, dikenler falan hepsi de birazcık kapattı. O şeyleri, boşlukları. O yüzden birazcık daha korunaklı oldu. Bakalım. Sarı yolu bulamamış. Evet. Gel sarı gel. Gel oğlum. Sarı. Gel 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 gel. Gel oğlum gel 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 aslanım gel gel gel. Özledin mi sen abi? He özledin mi sen? Evet sarı sarı. Aslan bu aslan aslan. Aslan bu. Aslan aslan. Aslan mısın sen ya? Özledin mi sen beni? He? Özledin mi sen beni? Bak, bak, bak hareketlere bak. Bak aslan parçasına bak ya. Ah oğlum benim ya. Hadi şimdi çalışacağız. Dostum sen kimsin? Ya senle tanışmadık tabii. Senle tanışmadık. Sarı gel atla bir kere daha. Gel atla bir kere. Hop, hop. Aslanım benim ya. Ay aslanıma bak ya. Maşallah aslanıma. Ama şimdi ben çalışacağım. Hadi sen koyunların yanına. Nereye gideceksin? Ha? Neredesin? Gel ön tarafa gel oğlum. Atla bir daha. Oh maşallah. Ay, tipe bak ya. Tipe bak. Hadi. Hadi yengenin yanına. Hadi yengenin yanına. Hadi oğlum görüşürüz. Alt tarafı tamamladım. Şimdi yukarıya doğru geldim tekrar. Şu orta öbeği bırakmıştım. Ya gerçi şimdi videoda acaba sorsam mı diye düşünüyorum çünkü
En son bir Levent Usta ile yaptığımız videoya eleştiriler gelmişti. Ama burada ipucunu verdik. Yani bu sonuçta artık beni tanıyorsunuz dostlar, şey değil. Öyle yok. Rating olsun, yok bir şey olsun falan gibi değil. Yani eğleniyoruz sonuçta. Buraya acaba ne yapacağım? Fikri olanlar varsa yazabilirler. Neyse, bu arada riski alarak söyledim yine ama inşallah olumsuz etkisi olmaz. Şimdi artık en son evin üst bölümünde kalan birinci ikinci cephenin devamında kalan bir bölüm vardı öbek. Orayı bırakmıştım. Şöyle göstereyim. Şimdi işte buraya girdim. Yine sinekler bolca etrafımda uçuşuyor. Neyse, yani burayı tamamlamak istiyordum ama herhalde artık bugün yetişmeyebilir. Şimdi bayağı bir çalıştım, yine güneş de batmak üzere. Ama yine güneş batana kadar çalışmaya devam. Evet dostlar, bugün de böyle tamamladık. Şimdi şöyle göstereyim. Şu arka tarafa doğru inen yerde hem alçak hem de seyrek oldukları için traktör girer diye konuştuk bugün. İnşallah. Orta bölümü şu ara sırayı açmıştım. Sonrasında şu bölümde ortada bir göbek bırakmıştım. Ondan sonra devam edelim. Buraların ilk halini hatırlıyorsunuz. Yani bayağı bir diken tarlasıydı. Şimdi toparlandı. Şimdi de en son bir ara çekmiştim. Şu bölümde şu bölümde kalan bir öbek vardı. Onu da birazını hallettim. Yarıdan çoğu gitti. Orayı da halledeceğiz. Ve böylelikle artık inşallah sürme aşamasına geleceğiz. Yarın inşallah tekrar devam edeceğiz dostlar. Görüşmek üzere. Ve demin tam veda ediyorduk. Ama ve lakin akşamın sürprizi de Ekrem dayılardan, yengeden gelen bir tas süt oldu. Güzel oldu. Taze taze, şimdi yeni sağılmış. Bakalım, inşallah keyifli içeriz. Şifa niyetine diyelim.